Yani sinüs bilan bog'liq bo'lgan trigonometrik tengsizliklarni yechishning grafik usulini ko'rib chiqamiz. Mana rasmda sinüs x funksiyasining grafiki tasvirlangan. Endi biz masalan mana bu tengsizlikni yechmoqchimiz. Sinüs x katta 1/2. Ani o'rinda 1/2 kelyapti. Buning uchun biz tengsizlikni yechish uchun birinchi dastlab y teng a to'g'ri chizig'ini o'tkazamiz. A 1/2 ga teng bo'lganligi sababli, demak y teng 1/2 to'g'ri chizig'ini o'tkazamiz. Bu x o'qiga parallel bo'lgan to'g'ri chizig' bo'ladi. Mana 1/2 nuqta. Y o'qini 1/2 da kesib o'tadi. Bu to'g'ri chiziq sinus x funksiyasining grafigini minus -π/2, π/2 oralig'ida aniq bitta nuqtada kesib o'tadi. Buni biz x bir bilan belgilaymiz. Chunki bu oralig'da sinus minus 1 dan eng kichik qiymati minus 1, 1 gacha o'sadi. Minus 1 dan 1 gacha o'sadi o'suvchi. Shu sababli y teng 1/2 to'g'ri chizig'ining grafigi sinus x funksiyasining grafigini aniq bitta nuqtada kesib o'tadi. Va buni absissasini x1 bilan belgiladik. Sinus π/2 dan 3π/2 gacha 1 dan minus 1 gacha kamayadi. Bu oralig'da ham aniq bitta nuqtada kesib o'tadi. Mana bu nuqtani x2 bilan belgilaymiz. Endi keyingi kesishgan nuqtasini x3 bilan belgilaymiz. Bizga mana shu 3 ta nuqta tengsizliklar yechishimizda shu 3 ta nuqtani topishimiz yetarli. 3 ta nuqtani bilishimiz yetarli. Har bir ta tengsizlik uchun ulardan ikkitasidan foydalanamiz. Birinchisida sinus x 1/2 dan katta bo'lishi kerak ekan. Bu degani sinus x funksiyasining grafigi, mana sinus x funksiyasining grafigi y teng 1/2 to'g'ri chizig'ining grafigidan qaysi oralig'da yuqorida yotadi? Shu savolga javob berishimiz kerak. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Mana bu x1 x2 oralig'ida sinus x funksiyasining grafigi yuqorida yotibdi. Mana bu to'g'ri chizig'ining y teng 1/2 to'g'ri chizig'ining grafigidan yuqorida yotibdi. Demak, mana bu tengsizlikning yechimi bitta yechimi mana x1 x2 oralig'i bo'lar ekan. Ya'ni x1 kichik. Bu yerda qat'iy tengsizlik bo'lsa, bu yerda ham qat'iy tengsizlik yozamiz. Kichik x2. x1 x2 larni topishimiz mumkinmi? Topishimiz mumkin. x1 mana -π/2, π/2 oralig'iga tegishli x1 arksinus 1/2 ga teng bo'ladi. Mana bu 1/2 to'g'ri chiziq. Bu ham teng π/6 ga. Demak x1 ni topishimiz mumkin ekan. x1 bilan x2 orasida qanday munosabat bor? Ular π/2 x teng π/2 to'g'ri chiziqqa nisbatan simmetrik. Shundan foydalanib topishimiz mumkin. Ya'ni bu degani π/2 minus x1, ya'ni mana bu kesmaning uzunligi mana bu kesmaning uzunligiga teng. Teng x2 minus π/2. Birinchi kesmaning uzunligi π/2 minus x1, ikkinchi kesmaning uzunligi x2 minus π/2. Xo'p, bu yerdan biz x2 uchun quyidagi formulani yozishimiz mumkin. x2 teng minus π/2 ni chap tomonga o'tkazsak, bu yerda pi hosil bo'ladi. Pi minus x1. Mana bu formulani hosil qilamiz. Demak, mana bu yerdan biz xo'p, x1 ni yuqorida topdik, π/6 kelinglar buni ham hisoblab qo'yaylik. Pi minus π/6 5π/6 ekanini hosil qilamiz. Shunday qilib, mana bu tengsizlikni ko'rinishi quyidagicha ekan. π/6 kichik x kichik 5π/6. Endi mana bu tengsizlikni bitta yechimini topdik, mana bu oralig'ini topdik. Bunga 2π ni qo'shsak, keyingi mana bu oralig' kelib chiqadi. Umuman olganda, tengsizlikni barcha yechimlarini topish uchun mana bu tengsizlikni har ikkala tomoniga 2kπ ni qo'shamiz. Bu tomoniga ham 2kπ qo'shamiz. Va k tegishli butun sonlar to'plamini zk deb yozamiz. Shunday qilib biz mana bu tengsizlikni yechdik. Uning yechimlari barcha mana bu oraliqlardan iborat ekan. Bunda k butun sonlar to'plamini zk tegishli. Endi navbatdagi tengsizlikni yechamiz. Xuddi shu tengsizlikning teskarisi. Bu yerda katta bo'lsa, bu yerda kichik yoki teng. Bu yerda ham qilinadigan ishlar, dastlabki ishlar bir xil. Y teng 1/2 to'g'ri chizig'ini o'tkazamiz. Mana o'tkazdik. Endi tengsizlikning yechimini topish uchun qaysi oralig'da
sinus x funksiyasining grafigi y ning 1 taqsim 2 to'g'risizligining grafigidan pastda yotadi degan savolga javob beramiz. Chunki bu yerda sinus x kichik tomonda turibdi. Demak, pastda yotadi. Hop, endi mana bu yerda mana bu oralig'ini olamiz. x2, x3. Bu oralig'da mana y ning 1 taqsim 2 to'g'risizligi sinus x funksiyasining grafigidan yuqorida yotibdi. Sinus x funksiyasining grafigi pastda yotibdi. Demak, mana bu tengsizlikning mana bu oralig mana bu tengsizlikning yechimi bo'lar ekan. Hop, demak, ikkinchi tengsizlikni yechyapmiz. İkinci tengsizlikni yechyapmiz. Demak, x2 dan tenglik belgisi bo'lganligi sababli tenglik belgisi yozamiz. Kichik yoki teng x3 x2 x3. Hop, x2'ni topdik yuqorida. x2 5 bit taqsim 6 ga teng. x3'ni qanday qilib topamiz? x3 uchun quyidagi formulani yozishimiz mumkin. x3 teng x1 qo'shuv 2p. x3 mana bunday topiladi. x1 ga 2p ni qo'ysak, x3 hosil bo'ladi. Demak, x1 ni biz topganmiz. x1 pi taqsim 6 ga teng edi. Unga 2pi ni qo'shamiz. Natijada biz 13pi taqsim 6 ni hosil qilamiz. Shunday qilib, bu tengsizlik quyidagi ko'rinishga kelar ekan. x kichik yoki teng 13pi taqsim 6. Mana biz hozir bitta oralig'ini topdik. Mana bu uni qanotlantiradigan bitta oralig'ini topdik. Endi bu tengsizlikning barcha yechimlarini topish uchun bu tengsizlikning o'ng va chap tomonlariga 2kp qo'shamiz. 2kp qo'shuv 2kp. K tegishli z ga. Mana bu yerdan xulosa qilib aytishimiz mumkin. Agar sinus x katta tomonda turgan bo'lsa, u holda yechimni topish uchun biz x1 x2 oralig'idan foydalanamiz. Va mana shu oralig'idan foydalanib, keyin 2kp qo'shib qolgan oralig'larni topamiz. Agar sinus x kichik tomonda turgan bo'lsa, u holda biz x2, x3 oralig'idan foydalanamiz. Mana bu oralig'dan foydalanamiz. Va barcha yechimlarni topish uchun bu yerga ham 2kp qo'shamiz bu oraliqqa. Hop, 3-chi misolni ko'raylik. Sinus x mana bundan minus izosli 3 taqsim 2 dan katta bo'lishi kerak ekan. Endi y teng minus izosli 3 taqsim 2 to'g'risizligini chizamiz. Bu manfiy son, demak bu y o'qini manfiy tomonga kesib o'tadi. Sonlar o'zgarib ketadi. Lekin masalani yechishning tengsizlikni yechishni g'oyasi bir xil. Demak, y teng minus izosda 3 taqsim 2. Ha, to'g'ri chizig'ini o'tkazdik. Bu to'g'ri chiziq yuqorida aytganimizdek, minus pi taqsim 2, pi taqsim 2 oralig'ida sinusning grafigini aniq bir nuqtada kesib o'tadi. Mana uni mana bu nuqtani x1 bilan belgiladik. Yuqoridagi kabi bu yerda ham x1 bilan belgilaymiz. Endi mana bu oralig'ida pi taqsim 2, 3 pi taqsim 2 oralig'ida ham aniq bitta nuqtada kesib o'tadi. Mana kesib o'tgan nuqtani abssisasini x2 bilan belgilaymiz. Va keyingi nuqtani x3 bilan belgilaymiz. Yuqorida aytganimizdek, mana bu tengsizlikni yechish uchun agar sinus x katta tomonda turgan bo'lsa, bu holda yechim x1 yechimini topish uchun biz x1 x2 oralig'idan foydalanamiz. Mana bu oralig'dan. Chunki mana shu oralig'da sinusning grafigi to'g'ri chizig'ining y teng minus izosda 3 taqsim 2 to'g'ri chizig'ining grafigidan yuqorida yotibdi. Ya'ni mana bu tengsizlikni qanotlantiradi bu oralig'ning nuqtalari. Demak, x1 kichik x kichik x2 tengsizlikni yechish uchun mana bu oralig'dan foydalanamiz. Hop, x1 ni qanday qilib topamiz? Endi bizni holda x1 teng x1 teng arc sinus minus izosda 3 taqsim 2. Ya'ni minus izosda 3 taqsim 2.
bu teng minus aksinus izosta 3 tasım 2 bu ham teng minus pi tasım 3 x 1'ni topdik x 2'ni qanday topamiz x 1 va x 2lar pi tasım 2 nisbatan simmetrik deb aytdik x 2 teng pi minus x 1 mana bu formuladan topamiz bu ham teng pi minus minus pi tasım 3 pi plus pi tasım 3 teng 4 pi tasım 3 demek x 2 4 pi tasım 3 teng ekan o'rniga kelib qo'yamiz minus pi tasım 3'ten o bir de teğni belgesi var. Üçüncü misalda, üçüncü misal neyse yapız? Teğni belgesi bulgarlık sebebi bir de hem teğni belgesi buladı. Doğru koyalımız. X küçüğü yok edin. 4 pi tasım 3. Şimdi bu tensizliğinin barcha yeşimlerini topuş için 2K pi koşağımız tensizliğinin çap ve oyun tamamları 2K pi. K tekişliği bütün soruları toplamız ZK. Şunu da yakalım, bana bu tensizliğinin barcha yeşimleri tapıldı. Bunlar kuyudaki oralılardan ibaret eken. Hop, şimdi kengi tensizlik bana verdi. Şunu küçük tamamı da. Şimdi sinüs x bundan küçük. Yukarıda hemen etip ettik. Bunda tensizliğini geçiş için, eğer sinüs x küçük olsa, bu halde tensizliğini geçimi x2, x3 aralık buladı. Sinüs x katta tamamda turgen olsa, x1, x2 aralık buladı. Küçük tamamda turgen olsa, x2, x3 aralık geçim buladı. Çünkü aynen şu aralıkta sinüsünün grafiği y barabar 1 taksım 2, minus izosta 3 taksım 2 doğru çizgi grafiğinden pasta yatıptı. Demek 4. masalarını geçiş yapmaz. 4. tensizliğini geçiş yapmaz. Demek bir de kat'i tensizliği bölgelik için kat'i tensizlik. Yani x2'den x3 geçe buladı. x2'ni topganımız bana 4 pi tasım 3. Bunun oranı 4 pi tasım 3 yazamam. x3'ün oranı geçeyim. x3'ün oranı ge. Demek x1 koşu. x3'ün oranı ge. x1 koşu 2 pi'ni yazamız. X1 verilgen bizde. X1 minus pi tasım 3. Koşu 2 pi. O ham teng 6 5 pi tasım 3. Demek x3 5 pi tasım 3 eken. Yani biz hazır bitti aralarını taptık. Tensizliğini kanatlandıra diyen bitti aralarını taptık. Yani barça aralarını tapış için 2 kapini koşağımız. 2 kapi koşu. Bu tamamen ham 2 kapi koşağımız. Ve k tegişli zetke. Şimdi yakalı biz manabı tensizliğini barça geçimlerini taptık. Ve manabı formülardan verilirken.